Mehmet Paşa'nın akıbeti yarın sabah belli olacakmış. Hünkaroğlumla konuş Kemankeş. Zira ben hangi hususta ikaz etsem tam tersini yapıyor. Elimden geleni yaparım sultanım. Ancak affedeceklerini sanmam. Hakkındaki ithamlar ağır. Hepsi silahların başının altından çıktı. Nihayet muradına erdi. Divana girdi. Oğluma can yoldaşı olur. Derdine ortak olur dedim. Yararından çok zararı dokunuyor. Bir yandan o, bir yandan Bayezid, bir yandan Farya. Yılanlar çıyanlar gibi sardılar etraflarını, bana düşman ediyorlar. Ve oğlum bu hakikati göremiyor. Sultanım, kalp kör olduktan sonra gözün görmesi fayda etmez demişler. Benim umudum kalmadı. Belki acı. Fakat insan hakikati görüp gereğini yapmalı. Sultanım, aklınızdan bir şeylerin geçtiği aşikar. Bana itimat etmiyor musunuz? Sadakat bu dünyada bulunması en güç meziyet. Ve şüphesiz en kıymetlisi. Zira Ademoğlu güneş gibi iktidarın etrafında tavaf eder. İktidar senden geçtikten sonra evvela en yakınındakiler sırtını döner sana. Çok şükür benim etrafımda sadakat şerbeti içmiş dostlarım var. Tıpkı senin gibi. Hünkaroğlum kendiyle birlikte hanedanı yakıp kül etmeden Devlet-i Aliye'nin bekası için taht-ı saltanat değişmeli. Anlaşılan hükmüm verildi. Kösem sultanımızın eteğine sığınarak kurtulabileceğini sandın ama yolun sonu geldi Abbas'a. Aklınca babanın intikamını alıyorsun değil mi? Yazık. Kendi şahsi meseleni devlet meselesinin önüne koydun. İşte tam da bu yüzden bir gün akıbetin benden daha beter olacak silahlar. Babamın değil. Kanına girdiğim masumların bedeli bu. Vebali sizin boynunuzdadır.